Evet, gün ortasında ayrıntılarla tekrar karşınızdayız. İlk olarak canlı bir bağlantıyla başlayacağız. Türkiye'nin önde gelen iki hastanesi Çapa ve Cerrahpaşa yenileniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla iki emektar hastane çok kısa zaman içerisinde yeniden yapılandırılarak modern bir görünüme kavuşturulacak. İşte TGRT Haber muhabiri Merve Yakan Çapa Tıp Fakültesi'nde gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Merve, söz sende. Özlem Pala, İstanbul'un iki önemli hastanesi Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi geçtiğimiz yıl ilk kazma çocuk polikliniğine vurulmuştu. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Söylet dün akşam bir iftarda konuştu ve Başbakan Erdoğan'la hafta sonu görüştüklerini, hastanelerin diğer geri kalan kısımlarında yerinde yeniden yapılandırma başlatılması gerektiğinin en kısa sürede gerçekleşmesi konusunda telefon görüşmesi yaptıklarını dile getirdi. Peki bu dönüşüm ne zaman başlayacak ve nereleri kapsayacak? Biz de İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Haluk Özsarı ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Haluk Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Dün akşam İstanbul Üniversitesi Rektörü bir açıklama yaptı ve Başbakan Erdoğan'la hafta sonu görüştüğünü dile getirdi. Doğru. Geçtiğimiz yıl şu an bulunduğumuz yere ilk kazma vurulmuştu. Devamını sizden dinleyelim. O zaman ben buradan başlayayım. Şimdi burası otopark görüyorsunuz. Ama burası bundan bir yıl önce hemen hemen tam yine bu zamanlar Ramazan ayıydı, gayet iyi hatırlıyorum. Bulunduğumuz zeminin üstünde 7 kat. Altında da 2 kat olmak üzere toplam 9 katlı ve bu 9 katta da 19.600 metrekarelik bir çocuk kliniğiydi. Burası Nisan 2011'de sallandı. 43 saniye süren bir sallantı. İstanbul'da deprem yok ama burası sallandı. Hemen tabii ki etüt yaptırıldı ve sonunda burasının boşaltılmasına karar verildi. Çocuk kliniği İstanbul Tıp Fakültesi'nin diğer bölümlerindeki 18 ayrı yere taşınmak zorunda kaldı. Burası yıkıldı. Burasının yıkılması bu kentsel dönüşümle tabii ki bağlantılı, deprem riskiyle tabii ki bağlantılı. Eğer orta ve uzun dönemde düşünürseniz yerinde yeniden yapım dediğimiz, yeni Çapa Cerrahpaşa projesi dediğimiz ve dün Sayın Rektörümüzün basına duyurduğu bir projenin de aslında ilk adımlarında, projenin kendisinin değil belki ama boşalan yer olarak kullanılacak ilk adımlarından. Şöyle düşünmek gerekir. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin ilk tıp fakültesine sahip. Şu anda 2 tıp fakültesi var ve 3800 yatakla İstanbul Üniversitesi'nin 5 tane ayrı hastanesi var. Biz yaklaşık 2,5 milyon kişiye yılda poliklinik hizmeti veriyoruz. 100 bin kişiye yataklı tedavi hizmeti veriyoruz ve İstanbul'un toplam kapasitesinin %12'sinin sağlık sorunlarıyla biz ilgilenmeye gayret ediyoruz İstanbul Üniversitesi hastaneleri olarak. Ama takdir edersiniz ki İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin ilk üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Türkiye'nin ilk tıp fakültesi. Fakat bu ilklerin verdiği bazı yükler de var. Binalar eskimiş, içindeki donanım yenilense bile binaların içindeki hizmetin gereken kalitede olmadığı gibi bir algıya yol açabilecek düzeyde eskimiş. Bakın etrafımıza bakalım. Şu tam karşıda gördüğünüz, sanıyorum arkadaşım da orayı çekiyor. Burası cerrahi monoblok diye bilinen bir yer. Bakın dışarıdan görünüşünün ne kadar eski ve yıpranmış olduğunu fark ediyoruz. İçine de girince aynı. Keza şu tarafa doğru bakarsak eğer. Ben kameraman arkadaşım da yavaş yavaş gösterecek bu tarafı sizlere. Bu tarafa da, doğru. Burada da tarihi bir bina görüyoruz. Bu tarihi binalardan bu kampüsün içinde 8 tane var. Zaten dışarıdan bakıldığında da yıkık dökük olduğunu görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu proje kapsamında toplam 22 bina yapılacak bu kampüste. Bu binaların 13'ü yeni bina, 8'i böyle tarihi tescilli binalar. Bunlar restore edilecek. Bir tanesi de yer altında bütün sistemin yer aldığı, lojistik departmanların yer aldığı bina. Şimdi Sayın Başbakan'la Sayın Rektör
İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Söylet ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan her aşamasında olduğu gibi projenin gelinen bu aşamasında da geçtiğimiz cumartesi günü bir görüşme yaptılar. Projenin gelinen aşamasından sonra ilerlemesine Sayın Başbakanımızın onayı çıktı. Dolayısıyla biz artık İstanbul Üniversitesi hastanelerini yerinden yeniden yapım çalışmalarına start vermiş durumdayız. İşin özeti bu. Ama tabii ki bu onayların her aşaması Mart 2009'dan bu yana çeşitli kritik noktalarda hep Sayın Başbakanımız tarafından verilmişti. Bu son verilen onay. Peki yeni yapılacak o dev hastaneler için yine belirli projeler söz konusu doğru, elbette. Doğru. O projelerde belirli ipuçları da vardır. Yer altına otoparkın ineceğini biliyoruz mesela doğrudur, değil mi? Doğrudur. Bu binaların en yenisi yaklaşık 30 yıllık. Hani içindeki tadilatların, yenilemelerin, tıp hizmetinin gereği teknolojinin yenilenmesini bir tarafa bırakıyorum. Ama dışından baktığımızda bu binaların en yenisi 30 yıllık. Dolayısıyla bu binaların artık İstanbul'un özellikle deprem riski de göz önüne alındığında yıkılıp yeniden yapılması gerekiyordu. Mart 2009'da böyle bir süreç başlatıldı İstanbul Üniversitesi'nde. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Yunus Söylet'in başkanlığında, önderliğinde. Fakat görüldü ki bu süreç başladığında bu İstanbul Tıp Fakültesi arazisinin yaklaşık %50'sinin tapusu İstanbul Üniversitesi'nde değil. Aynı şey Cerrahpaşa kampüsü için söylenirse onlarda da %25'lik bir orana karşılık geliyor. Dolayısıyla siz bir bina yapacaksınız, bir tadilat yapacaksınız, bir yeni bina yapacaksınız ve bu binanın tapusu sizde değil. Yaklaşık 2,5 yıl bu süreç devam etti. Bu süreç öyle bir devam etti ki bu tapuların bize alınmasına kadar ilerledi. %50'lik bir tapu İstanbul Üniversitesi'nin oldu. %99'a ulaşarak. Ve dolayısıyla çalışmalar artık daha rahat bir şekilde ilerliyor. Çünkü kamunun biliyorsunuz bir hizmet mantığı vardır, ihale mantığı vardır. Bu ihalede kendinize ait olmayan bir arsada bir şey yapmanız, kamu binası yapmanız mümkün değil. İstanbul Üniversitesi de tabii ki bir kamu üniversitesi. Dolayısıyla tapusu olmayan bir yerde bizim yeni bina yapmamız mümkün değildi. İnanın 2,5 yıl gece gündüz çalışarak bütün İstanbul Üniversitesi ve yapı işleri ekibi bu tapuları artık İstanbul Üniversitesi'ne aldı. Bu birinci aşamaydı. İkincisi bir kentsel danışmanlık hizmeti satın alındı. Neydi kentsel danışmanlık hizmetinin esprisi? Bu bölge örneğin şu anda Çapa kampüsündeyiz. Bu bölge ne kadar hastaya, ne kadar hastaneye bağımlılık gösteriyor? Burada ne kadar ticari hareketlilik var? Hastalar ne kadar burada kalmayı istiyorlar, ne kadar başka bir yere taşınmayı istiyorlar? Hastaların taleplerine de cevap verecek yeni bir yer projesi. Hastaların, öğrencilerin, bütün öğretim üyelerinin, herkesin talepleri dikkate alındı. Ve bu proje sonunda mukayeseli bir çalışma çıktı ortaya. Bu mukayesede burada mı kalsın? Başka bir yere mi gitsin? Bu çalışmada Sayın Başbakanımıza arz edildi ve sonunda burada kalmasına karar verildi. Onun için sloganlardan biri yerinde. Yani yeniden yapım kabul ama yerinde. Sayın Başbakanımızın oluruyla bu 2011'in 4 Ağustos'unda resmi oluruyla bu işe karar verildi. Daha sonra 240 gün süren bir alan proje yapıldı. Dünyada süreç nedir? Hastaneler nasıl yapılanıyorlar? Kapalı alanları ne kadar? Bunların otopark alanları ne kadar? Bunlara yönelik bir alan proje çalışması yapıldı. Ve bu proje çalışması da bu yılbaşı itibariyle bitti. Bittikten sonra doğaldır ki bir takım onay süreçleri başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ikamet itibariyle Fatih Belediyesi, İstanbul Valiliği, İtfaiye, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gibi gerekli tüm birimlerden onayların alınması gerekiyordu. Şu ana kadar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu hariç diğer onaylar bitti. Son onay da bitmek üzere, son aşamada. Dolayısıyla biz burada toplam kapalı alanımızı hem Çapa hem Cerrahpaşa olarak toplam söylüyorum. 470 bin metrekareden 1 milyon 60 bin metrekareye çıkarıyoruz. Bu yaklaşık %222'lik artıştır. Yatak kapasitemizi 3800'den 1900'e düşürüyoruz. Bu da yaklaşık %49.8'lik hatta %50'lik
bir azalmadır. Haluk Bey, size şunu soracağım son olarak. Yayın süremizin de sonuna geldik. Tabii. Ama şunu da sormak istiyorum. Yapılandırma çalışmaları devam ederken hastalara hastanenin diğer birimlerinde de hizmet verilmesine kademeli olarak devam edilecek, doğru, değil mi? Doğrudur. 6 etaplı bir proje tanımlanmış durumda şu anda. Etaplar birbirleriyle birleşebilir. En son etabı biraz önce gösterdiğim tarihi tescilli binaların restorasyonu. Örneğin bu kampüste 8 tane var. Cerrahpaşa'da 6 tane var. Toplam 14 tane tarihi bina eski haline getirilecek. Demin otopark sorunuza yalnız cevap vermek zorundayım, izin verirseniz. Artık bu arabaları burada görmeyeceğiz. Eğer kısmet olur da planladığımız gibi 4 yıllık süre içinde bu etapları bitirirsek ve bu binalara sahip olursak sadece kampüste ambulanslar dolaşacak. Hastaları getiren araçlar bile belli kapılardan girecek, hastasını bırakacak, oradan ya otoparka girecek ya dışarı çıkacak. 2680 kapasiteli kapalı otopark bu zeminin altında yapılacak. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve İstanbulluyu heyecanlandıran bu güzel projeler için bize detayları paylaştığınız için. Evet, Özlem Pala, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Yardımcı Doçent Doktor Haluk Özsarı canlı yayın konuğumuzdu ve İstanbul'un iki tarih kokan hastaneleriyle ilgili, üniversite hastaneleriyle ilgili gerçekleşecek olan yeni projelerle ilgili detayları canlı yayında bize aktardı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Merve Yakan'a ve konuğuna teşekkür ederim.